Sivas Makam Otomotiv'den ben Hüseyin Bugün Usta. Bugün sizlere Tofaş 1600 düz motor 4 silindirlik bir aracın Sibo Bayarı'nı göstereceğim. Öncelikle Sibo Bayarı için malzemelerimizi göstermem gerekiyor. Bir adet sentril, bir adet 13 düz yıldız, bir adet 19 düz yıldız ve bir adet pense. Şimdi arkadaşlar, Sibo Bayarı'nda bilinmesi gereken en önemli özelliklerden birisi bir aracın ateşleme sıralamasını bilmemiz gerekiyor. Yani yanma zamanlamasını bilmemiz gerekiyor. 4 silindirlik bir aracın ateşleme sıralaması ne diye sorarsanız 1, 3, 4, 2. Yani 1. silindirimiz, 3. silindirimiz, 4. silindirimiz ve 2. silindirimiz. Şimdi arkadaşlar bu sıralamaya göre birinci gözü, yani birinci silindirimizin Sibo Bayarı'nı yapacağız. Daha sonrasında üçüncü silindirimizin, daha sonrasında dört, en sona ikinci silindirimizi yapacağız. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi birinci gözü yapmamız için, birinci silindirimizi yapmamız için dördüncü silindirimizin egzoz kalkıp emmenin biraz basması gerekiyor. Şimdi size onları göstereceğim. Parmakların basma şekillerini göstereceğim. Birinci gözü yapabilmem için dördüncü gözü. Tekrardan üçüncü gözü yapabilmem için ikinci gözü. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi motorumuzu çeviriyoruz. Ta ki dördüncü silindirimizin egzoz kalkıp emmenin basacağı şekilde. Şimdi şu an arkadaşlar egzoz sibobu yavaş yavaş basmaya başlıyor. Bakın görebilirsiniz. Egzoz sibobu bastıktan sonra tekrardan egzoz sibobunu yukarıya doğru kalktı ve şimdi emme sibobu bastı. Yani emme sibobunu birazcık daha bastırıyoruz. Normalde bu araçlarda ben şöyle bir şey yapıyorum. Dördüncü gözün egzoz kalkıp emmeyi bastırdığım zaman egzoz sibobunun şu alttaki çubuğunu boşa çıkartıyorum. Şu an bu aracımızın Sibo Bayarları çok sıkı olduğu için, aşırı sıkı olduğu için bu çubuğumuz dönmüyor. Bunun için de tahmini olarak hafiften bastırıyoruz emmeyi. Daha sonrasında birinci gözü yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, ustam, bu aracın egzoz sibobunu, emme sibobunu nasıl anlıyoruz? Bunu da çıraklara, kalfalara hep söylerim. Çok basit bir yöntem var. Bu sibobun karşılığında hangi manifold varsa bu o siboptur. Yani bunun karşılığındaki manifold egzoz manifold. Yani bu egzoz sibobu. Bunun karşılığına bakarsanız bu emme manifoldu. Emme manifoldu olduğu için karşılığında bu emme sibobu. Tekrardan buna geçelim. Bunun karşılığında ne var? Emme. Bu da emme sibobu. Bunun karşılığında egzoz. Bunun karşılığında egzoz. Bu şekilde devam ediyor. Karşılıkları neyse sibobun emme mi egzoz mu olması da o şekilde ortaya çıkmış oluyor. Şimdi dördüncü gözümüzün egzoz kalkıp emmeyi bastırdığımız zaman, egzoz sibobunu bastırdığımız zaman, yani buna sibop bindirme de diyoruz da, bunu bastırdığımız zaman bu gözü yapmaya hazır bir vaziyette bekliyoruz. Şimdi sentilimizi alıyoruz. Öncelikle kontrol ediyoruz. Bakın bu göz çok gevşek. Bu göze de bakıyoruz. Bu göz de fena değil. Yani Sibo Bayarı'nda bu sentilin ileri geri hareket ettirdiğimiz zaman tatlı sıkı bir sertliği olması gerekiyor. Şimdi Sibo Bayarı'nı yapmamız için öncelikle somunlarını gevşetiyoruz. 13'lük somunlarını. İkisini birden gevşetiyoruz. Aslında önceden emme ve egzoz siboplarını, sibop ayarlarını farklı yapıyorduk. Nasıl farklı yapıyorduk? Ölçüleri farklı oluyordu. Emmeninki birazcık daha sıkıyken egzozunki birazcık daha gevşek bıraktırıyordu. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Tatlı ve sıkı. Bu şekilde. Bunu bu şekilde kontrasını sıkıyoruz. Bu şekilde. Tatlı ve sıkı. Kontrollerini yapıyoruz. Aşağıdan tekrardan. Şimdi gelelim emme bölümüne.
Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi birinci gözümüzün sibo ayarları hazır bir vaziyette. Bakabilirsiniz. Şu an tatlı bir şıkırtı oluyor. Bu şekilde. Şimdi biz bu aracın sibo ayarını kaçla yapıyoruz? Ben bunu özel Almanya'dan getirtmiştim. Seneler öncesinde bana hediye geldi. Bunun sibo ayar malzemesini ben özel olarak yaptım bunu. Tofaşlar için özel olarak yaptım. Ve bazı Japon araçlar için de kullanıyorum. 20 ve 25 mikron arasında yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci gözümüz hazır. Şimdi neydi ateşleme sıralamamız? 1, 3, 4, 2 idi. Bu şekilde birinci gözü yaptıktan sonra üçüncü gözü yapacağız. Şimdi üçüncü gözü yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? İkinci gözü bindirmeye getirmemiz gerekiyor. 1 ile 4, 1 ile 4 kardeş, 2 ile 3 kardeş. Bunun kardeşi kim? Bu. Şimdi 3'ü yapabilmem için ikinci gözü bindirmeye getiriyorum. Bindirme neydi? Burada yapmış olduğum egzoz kalkıp emmenin basması. Şimdi arkadaşlar tekrardan şu an görüyorsunuz ikinci silindirimizin egzozu kalkıyor. Şu an emmesi bastı. Şu an tekrardan görebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ne oldu? Burası boşaldı. Yani şu gözler komple boş. İkisi de basmıyor. İkisi bob da birbirine basmıyor. Biraz önce parmağımı yaraladığım için tam penseyi şey yapamıyorum ama size göstermek için şu an. Şu an bak, bakın görüyorsunuz tatlı ve sıkı. Ne bol ne gevşek. Ne de sıkı. Üçüncü gözü de yaptık. Sıra ateşleme sıralamamıza göre 1, 3, 4, 2. 1'i yaptık, 3'ü yaptık. Şimdi sıra 4'te. 4'ü yapabilmem için birinci gözü bindirmeye getiriyorum. Şu an görüyorsunuz egzoz kalktı ve emme bastı. Bakın görüyorsunuz o kadar sıkı ki içine girmiyor bile. Şimdi kontrasomunlarını tekrardan söküyoruz. Bakın o kadar çok sıkı ki daha yeni anca içine girebildi. Evet. Olması gereken sertlik bu. Ne tat, ne çok sert, ne çok gevşek. Babamın bir tabiri vardır. Tatlı sıkı mantığıyla. Görüyorsunuz. Buna da girmiyor. Birazcık sert olmuş. Aynen.
olması gerekenler bu şekilde. Şimdi dördüncü gözümüz de tamam. Tekrardan şu şekilde kontrol yapıyoruz. Bazen bunların altında oyulmalar oluyor. O yüzden sentil çok iş görmeyebiliyor. Bu sefer de araçları çalıştırıp smobayarı yapıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dördüncü gözümüz tamamlandı. Geriye sadece ikinci gözümüz kaldı. İkinci silindirimizin. Şimdi ikinci silindirimizi yapmamız için ne gerekiyordu? Üçüncü silindiri bindirmeye getirmemiz gerekiyordu. Yani egzoz sıvamı kalkacak, emmi spul basacak. Şimdi bu durumda nasıl olmuş oldu? Egzoz sıvamı basmış, emmi sıvamı kalkmış. Şimdi motoru çeviriyoruz. Arkadaşlar motoru da bu arada ters çevirmiyoruz. Hep çalışma yönüne doğru çeviriyoruz. Görüyorsunuz. Şu an şu sıvam bastı, bu sıvam kalktı. Şu şekilde kontrol edelim. Bu bakın görüyorsunuz. O kadar sıkı ki girmiyor. Kontralarını gevşetiyoruz. Pensemizi alıyoruz. Kontrayı gevşetiyoruz. Gevşetme yönümüz sola doğru, sıkma yönümüz de sağa doğru. Eğer sola doğru pensemi çevirirsem şu görmüş olduğunuz şuradaki kontrayı bu gevşetmiş oluyor. Bakın görüyorsunuz. Ama eğer bunu sıkma yönüne yani sağ tarafa doğru saat yönünü çalışma şekline göre yaparsanız saat yönünü bakın görüyorsunuz gitgide sıkılaştı. Bakın şu an hiç oynamıyor bile. Şimdi bunu tatlı sıkı yapmamız için hafiften gevşetiyorum. Görüyorsunuz. Şu an gayet tatlı ve sıkı. Şu 13'lük somunumu sıkarken şu an bunu ayarladım. Evet her şey çok güzel. Bunun pense ile kontrasını ayarladığım şekilde sabit tutmam gerekiyor ki bunun ayarı kaçmasın. Eğer bunu da bununla beraber çevirirsem somunumla beraber ayarı kaçmış oluyor. Ama şu kontrayı pense ile tutuyorum. Bu şekilde de somunumu sıkıyorum. Şu an bakın ayarları gayet yerinde. Kontramızı sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. 4 silindirlik bir aracın sıvam ayarı şu an hazır. Sizler de bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.